Sayın Hüseyin Yiğit bizi bekliyor. Hüseyin Bey merhaba, günaydın efendim. İyi günler, günaydın efendim. Günaydın. İyi günler diliyoruz. Var mı baş dönmeniz? Televizyonun sesinizi kapatır mısınız? Sizi sadece telefonunuzdan duyun lütfen. Şimdi hocam bende baş dönmesi, mide bulantısı, görme kaybı, çift görme artı yolda giderken de birkaç kez oldu. Kusmadan da bunlar gitmiyor. Mesela çekip sağa duruyorum, birkaç dakika istiğfar ettikten sonra, çıkarttıktan sonra kendi kendime görmem de düzeliyor. Mide bulantım da, göz kararmam da gidiyor geçici olarak. Bu birkaç kez benim başıma geldi. Hüseyin Bey kaç yaşındasınız? 65. Daha farklı bir hastalığınız var mı? Tansiyon gibi, şeker Şimdi, gibi? Şimdi tansiyonum devamlı kontrol altında. Tansiyonum hiçbir zaman için 9'u yukarı geçmedi. Küçük tansiyonum benim yüksek. 9-14 arası seyrediyor. Devamlı evimde de var cihaz, ölçüyorum. İlaç da alıyorum. Yani tansiyondan olmadığını kesin biliyorum. Ama bu arada çok müthiş de bir baş ağrım var. Ensemden tepeme kadar bu gözlerimin sanki yukarıdan gözlerimi aşağı basıyorlar böyle. Peki Yeşim Hanım'a soralım, nöroloji profesörümüze soralım. Şimdi Hüseyin Bey, bu ne zamandan beri var bu şikayetler? Valla ben bunu aşağı yukarı bir seneden beri 3-4 kez de beyin tomografisi çektirdim. MR çekildi mi efendim? Beyin tomografisi çekildi, MR çekildi, hiçbir şeyin yok diyorlar. Yani belirli bir şeyiniz yok diyorlar. Çünkü bu söylediğiniz şeyler beynin geçici olarak devre dışı kal ya da işte beynin bir takım bölümlerinin çalışmaması ya da iyi çalışmadığı gibi bir şeye, sonuca bizi götürüyor. Çift görme, değil mi? Bu şekilde dediğiniz. Zaten efendim şöyle, ben gözümün birini kapattığım zaman tek görüyorsunuz. Normalde çok net görüyorum. İşte tabii bu bir çift görmenin şeysi. Net nörolojik çift görmenin bir göstergesi. Buyurun. Şunu ama bakın, söyleyebilir miyim? Hüseyin Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin olayınız da enteresan. Kusmadan sonra baş dönmesinin ve mide bulantısının geçtiğini söylüyor Hüseyin Bey. Gözlerim de görüyor o zaman. Gözlerinizin görmesi de düzeliyor. Evet, neden o da böyle düzeliyor. Yani kesinlikle bu geldiği zaman 2-3 sefer başıma geldi. Aracı hemen sağa çektim. Başıma su döktüm. İstiğfar ettim. Ondan sonra düzeldi. Bir iki dakika içerisinde devam ettim yani. Bunun eline boyuna incelenmesi lazım Hüseyin Bey. MR'ınız çekilmediyse MR'ınızı mutlak surette görmek lazım. Böyle bir takım baş ağrısı sendromları ya da bir sendrom nasıl diyelim Aytı? Bulguları, hastalıkları. Evet, hastalık ya da bulgular grubu içerisinde olabilir. Bir takım migrenler böyle seyredebilir ama sizin yaş itibariyle bu yaşta migrenli olmanızı pek beklemiyoruz. Ama yine bu açıdan ciddi bir şekilde araştırılıp eskiden gençken başınız ağrıyor muydu vesaire, ailede böyle başı ağrıyanlar var mıydı? Bunların iyice sorgulanması lazım. Benim gittiğim hastaneler işte Numune Hastanesi, Fatih Sultan, örneğin SSK'lıyım, SSK, işte Kartal Araştırma, bunların dışında hiçbir yere gidemedim. Ama bunlar da her gittiğimde, yani artık utanmaya başladım her gün nörolojiye gitmekten, her gün işte ayda en kötü ihtimal haftada 2 sefer gidiyorum. Şimdi acile böyle gece tuttuğu zaman illaki acile gideceğim. Hüseyin Bey. Artık onlardan da, doktorlardan da utanmaya başladım. Hüseyin Bey. Yok, şimdi öyle olur mu öyle? Kusura bakmayın, sözünüzü keseceğim. Birincisi, bunda utanacak bir şey yok. Yani sonuçta bu bir hastalık ve rahatsızsınız ki oraya gidiyorsunuz. Bazen böyle şeylerin altında psikolojik nedenler olabilir. İnsanlar bundan utanıyor. Bunda da utanacak bir şey yok. Psikolojik neden olduğu durumda bile bu bir hastalık. Dolayısıyla tedavi edilmesi gerekiyor. Ama bakın, ben gün aşırı acile gittiğim oluyor efendim. Hayır, şimdi bakın, onu biz size eğer kabul ederse Doktor Yeşim Hanım Çapa Nörolojiye, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünde sizin incelenmenizi sağlayacağız. Ama bence iyi bir taraf var. Çekilen MR ve tomografilerde bir şey çıkmaması bu gibi durumlarda bizi en çok belki de korkutacak olan, değil mi, kafa içindeki herhangi bir tümörün, bir kötü huylu bir yapının olmadığını gösteriyor. En azından bu yönden içimiz rahat.
Ama ne olduğunu araştırmak için sizi doktorlarımıza emanet edeceğiz. Vallahi çok kısa lafı şeyinizi kesebilir miyim? Tabii buyurun. Buyurun. Ben daha geçen hafta internetten bunların beyin tümörü olabileceğini öğrendim ve geçen SSK'daki şeye gittim. Beyin tomografisine, beyin cerrahisine. Dedim efendim böyle oluyor bana. Ben de dedim internetten şunu okudum. Benim dedim acaba beyinde tümörüm var. Dedi ki dedim 3-4 tane de bende beyin tomografisi çekildi. Ya diyor boyun tomografisinin çekildiyse sende bir şey yok kardeşim dedi ya boşu boşuna dedi ne gelip buralara gidiyorsun. Aynen böyle. Tabii Hüseyin Bey şimdi ben böyle git gel yapıyorum. Eğer gitmezsem daha da kötü bir şey çıkarsa gitmediğime mi yanayım en azından bileyim ama diye de düşünüyorum herhalde. Bunun çözümü acilde değil. Evet bu bir incelenmesi lazım. Bir kere eğer Aytu Bey'in dediği gibi bu daha çok kafa içi basıncı artışıyla giden bir durumun sonucu olabilir bu söylediğiniz yakınmalar. Bir kere tomografinizle orada bir yer kaplayıcı lezyon olmadığı net olarak ortaya konmuşsa bunun başka diğer nedenlerden neler olabilirin araştırılması için incelenmeniz lazım. Yani dediği gibi Aytu Bey'in belki acile değil normal inceleme polikliniğine gelmeniz daha doğru olur. Bunun içinde Hüseyin Bey kalp araştırılması yapıldı mı size? Evet kalp eforu çekildi iki kez. Orada da bir şey çıkmadı mı? Eko yapıldı mı? Yapıldı efendim. İki sefer onu da yaptırdım. Onda da bir şey çıkmadı. Yalnız şeyim vardı daha önce. O da şu anda kontrol altında. Tiroid yüksek. Yani fazla çalışma. Yani benim kalbim zaten ezelden beri böyle dengesiz çalışıyor. Yani şimdi kalp dengesiz çalıştığı zaman... Yani ne diyorlar ona? Atrial fibrilasyon. Öyle mi? Yok yani nabız artışların dengesiz böyle. Şimdi aritmi mi diyorlar? İşte nabız şeyi var diyorlar sende. Tabii Hüseyin Bey şimdi bakın hipertiroidi dediniz yani guatr bezinizin fazla çalışması. Evet bununla birlikte bizim atrial fibrilasyon dediğimiz sizin anlayacağınız kalbin düzensiz çalışması. Kalp normal kalp tık 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 tık. Hayır, bende öyle değil. Sizinkisi tık 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 tık. Hayır, bizimkisi, benimkisine böyle tık 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 duruyor. Bir böyle yarım dakika. Ondan sonra tekrar başlıyor tak 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 diye. Bakın bu böyle... Hatta ben doktor beyin birisine dedim ki benim kalbim böyle çok çalışıyor herhalde, yoruldu dedim. Yani... o yorulmakla, şimdi kalp normal o çalışmalarda kalbi çalıştıran, kalbin içine gelen kan miktarı. Bu süre normal kişilerde sabit. Tık, tık, tık diye gidiyor. Sizde o tıklardan uzun süre durduğu zaman kalp bir sapan lastiği gibidir. Ben taşı uzağa atmak istersem sapan lastiğini çok çekmem lazım. Ki uzağa gitsin. Yani beyne kan gitsin. Sizde o ritim bozukluğunda kalp o iki tık arasında doluyor. Aynen. Kalbi gelen, içine gelen bacaklarımızdan, beynimizden gelen geriye dönen kan eğer o süre kısaysa kalbin lastiğini tam çekemeden pompalar ise yeteri kadar kanı pompalayamaz. Hasta geçici olarak kaza yapabilir. Benim böyle bir hastam, sizin soyadınız Yiğit ama siz yiğitlik yapmayın. Ben de İstanbul'da araba kullanıyorum. Aman Allah korusun. Allah korusun siz arkadan gelirsiniz. Hani bize kötü olur Allah hocam, muhafaza. Siz normal kamu taşıtlarıyla yani öyle şeylerle gidin. Hayır hissediyorum zaten. Şöyle çok iyi. Başım falan döndüğü zaman hemen çekiyorum. Hüseyin Bey 15 gün önce böyle bir hasta. Çok ilginç. Bu öyle kişilerin kullanmaması için. Onun da suçu yok genç bir hasta. Arabada gider iken çapa yakınlarında... Birdenbire çok iyi şoför 3 tane arabaya çarpıyor. Aha. Hastaneye getiriliyor ve çektiğimiz elektroda kalp krizi olduğunu anladık. O sırada kalp krizi. Kalp krizi geçiriyor. Öyle mi? Kafası düşüyor. Öndeki arabaya çarpınca direksiyon ona vuruyor ve diriltiyor. Allah Allah. Allah'ın işi. Kalp masajı gibi. Hani kalp doktorlar vuruyor yapmış, ya. Evet. Masajı direksiyon yapıyor. Öldürmeyen Allah öldürmüyor diye bizim hakikaten bir sözümüz var. Şu anda sizin şoförünüzü yapayım mı hocam diyor. Ben diyorum almıyorum. hani Allah muhafaza. Yani bu da hakikaten geçici iskemik atak beyinde olabileceği gibi sonra en çok
guatr bezinin fazla çalışması hipertiroidi durumlarında o bir ritim bozukluğu kalbin içinde pıhtı oluşturuyor. Düzensiz çalışıyor. O pıhtılardan birisi tam kasıldığında giderse beyinde bizim iskemik atak dediğimiz olayı çok rahat başlatabilir. Bunlar geçici de olabilir. Olur, açılır. Bu akciğerlere de oluyor. Çok sık görüyoruz. Aslında birden böyle diyor, nefesim daraldı. Çok şükür oturdum, açıldım. Yani ana fikir, her üç doktor size acillerle değil. Acil ancak hastanın o anki şikayetlerini geçirir. Siz acile geldiniz, tansiyonunuz 20, başınız ağrıyor. Size ağzınızdan bir ilaç çiğnetirler. Tansiyonunuz 14 hayır, olur, hayır hocam, gönderirler. Hayır değil. Hayır, acile de geliyorum, normale de gidiyorum. Evet. Peki yani, Hüseyin Bey, efendim? Şimdi biraz puzzle çözmek gibi oldu farkındaysanız. Evet, tabii hiç elimizde gerçekten tahlil yok. Gerçekten evet, biz sadece telefondan şey sizin söylediklerinizi duyarak iki profesörümüz de sizin nezdinizde aslında pek çok konuyu da aydınlatmak için çok şey söylediler. Hüseyin Bey, biz sizi doktorlarımıza emanet ediyoruz. Yeşim Hanım tetkiklerinize bakacak, kendisi de müdahale edecek. Gerekirse Kerim Nerede Hocam da aynı şekilde çok beraber seviniriz. Yalnız sizin sayenizde Kerim Hocam bu kalbin pompalama işini sapanla bizi o kadar güzel anlattı ki ben inanılmaz keyifle dinledim. Gerçekten harika. O ne kadar açılırsa o kadar çok güzel atar. Çok açılması lazım. O yüzden kalp yavaş çalışması çok sevdiğimiz bir şey. Taşikardi dediğimiz kalbin hızlı çalışması kalbin o açılış süresini kısalttığı için kan tam dolamaz. Birine sinirlendiğimiz zaman kapıyı suratına çarpacaksak çok iyi uzaktan vuruyoruz. Ses yapsın diye. Denediniz de mi söylüyorsunuz hocam? Ama yakından ben bile hızlı kapatamıyorum. Uzaktan. Peki. Kalp de öyle. Hüseyin Bey, Hüseyin çok Bey, geçmiş olsun geçmiş efendim. Geçmiş olsun evet. Ve inşallah kısa zamanda sebep de bulunur, tedaviniz de yapılır. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için ama bu arada Türkiye'deki SGK sistemi iyi çalışıyor. Hüseyin Bey her gün gidiyor, neredeyse gün aşırı gitmiş, gidiyor. Üç defa tomografi, bir defa MR çekilmiş, ekokardiyografi yapılmış ve EKG'si çekilmiş. Her şeyi yapılmış. Yani bütün araştırmalar, tetkikler yapılmış. Demek ki sistem de bayağı çalışıyor. Bazen yani çalışıyor. Ama şu anda ben söyleyecektim. Yani bu bir radyasyon. Bu bir radyasyon. Yani ben onun için söylüyorum tabii, zaten. Yani, siz bunu söyleyin diye ben söylüyorum. Olsam, ben olsam... Tomografiye gerek yani yok herhalde. Bir hastada 3 tomografi, bir MR ne oluyor yani? Evet. Şimdi hiç başınız döndü mü diye sorduk hocam. Başta girerken bir hanım dedi ki hiç dönmedi ya. Hiç mi? Yok hiç. Ya bir kişi de mi çıkıp şöyle başınızı döndürmedi? Onda biraz muallakta kaldık Allah'tan. Şimdi onun başka bir sorusu varmış. Müsaadeniz olursa şöyle bir gideyim yanına da bir sorusunu sorsun size. Gerçekten öyle bir rahatsızlık yaşamadım. Maşallah senin. Bulantı falan. Ama yalnız kız kardeşim yaşadı. Geçmiş olsun. Filmler falan, tomografiler çekildi. Denge bozukluğu çıktı. Hala tedavisini görüyor ama yani gene de o olayları geçmedi düzen tamamen. Ne yapması gerekiyor? Denge bozukluğunun nedenini hekim arkadaşlarımız yaptıkları incelemelerle hiç bir isim söylediler mi? Şundan dolayı dengeniz hiç bozuk. Hiç onu bilemiyorum, hatırlamıyorum ama denge bozukluğunu biliyorum. Denge bozukluğu dendi. Yani tedavi yürüyüşü mü görüyor. Size göre normal değil? Evet yani yalnız normal bir çizgi üzerinde yürüyemez mi biz düz hatta? Yalnız başına dışarı çıkamıyor bir kere. Cesaret edemiyor. Yalnız başına dışarıda yok. Yürümeye cesaret düşüyor ediyor. Düşüyorum. Dengemi kaybediyorum diyor. Şimdi denge bozukluğu tabii şöyle. Denge bozukluğu bir sonuç bizim için. Yani bir teşhis değil. Yani evet, denge bozukluğuna sebep olan alttaki nedenler var. Kerim Bey onu sorgulamaya çalışıyor. Evet. Yani bu beyin damarlarının tıkanıklığından olabilir, kulağındaki bir problemden olabilir, kalpten gelebilir. Yani bir beyinde sürü nedenden olabilir. Duyduğuma göre beyinde herhalde bir damar daralması denmiş. Evet. Ne zamandır tedavi görüyor? Nereden baksın? 6 aydır falan. Daha yeni. Evet, yeni. Belki o tedaviye falan cevap verme süreci sizin de müjdeli haberler alma süreciniz i̇nşallah olacaktır. Ben inşallah. Ben olmuşsunuz dedim sorayım ama ben öyle bir şey yaşamadım. Vallahi bilmiyorum. İyisini yaşatsın. İnşallah. Biliyorum size birisi başınızı bir şey keyifle döndürsün. Ben öyle bir şey yaşamadım. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Israrla söylüyor hanımefendi. Ben öyle bir şey yaşamadım. Bekliyorum, yaşayacağım. Ben hocama sormak isterim. Şimdi. Yeşim Hanım özellikle size geliyoruz. Ben beyin ameliyatı geçirdim. Geçmiş olsun. Ve 15 yıldır benim baş dönmelerim var. Ve aniden tansiyonum da düşüyor. 4 yıl evvel falan şey yaptılar. Araştırma yapıldı. Ani tansiyon düşüklüğü denildi. Ama benim her zaman baş dönmelerim var. Ve yüzümde karıncalanmalar. Ve geziyor kollarımda uyuşmalar. Aniden bir şey elimden düştüğü de oluyor. Bu yeni yeni başladı. Ve çift görmelerim falan da oluyor. Siz de çok gençsiniz. Kaç yaşındasınız? 40 yaşındasınız.
Yani daha biz 50-60'a kadar genç diyoruz burada. Ne yapalım hocam şimdi? Ne yapabiliriz? Beyin ameliyatı dediniz. Nasıl bir ameliyat? Ciğeri. Yani? Beyin cin kayması. Ha. Şimdi o zaman oldu tabii. Şimdi bu söylediğiniz doğumsal, doğumdan olan beyin cin, Arnold Chiari diyoruz buna, malformasyonu diyoruz. Beyin cin doğuştan beynin kemik deliğinden öyle diyelim aşağıya doğru fıtıklanmasıyla ortaya çıkan bir, dakika, hemen bir durum. Oldukça sıktır aslında. Semptom vermeyebilir ama sizde bir semptom vermiş. Yani bir bulgu ve yakınma sizi böyle alabilir miyiz Yeşim Hocam? Yani şu. Tabii burada beyni göremiyoruz ama işte şu delikten, şu delikten beyinciğin aşağıya doğru. Yani kafatasının içinden beyinciğin aşağıya doğru fıtıklanması. Biraz düşmesi. Dolayısıyla ne oluyor? Bu fıtıklanma olduğu zaman omuriliği ve onun üstündeki beyin sapı dediğimiz, beynin çok önemli merkezlerini, işte solunum merkezimiz, bizi bilincimizi açık tutan, bizi ayakta tutan, ayrıca baş boyun bölgemizin bütün kafa çiftleri dediğimiz sinirlerini gönderen, yukarıdan beyinden gelen yolların, hareket yollarının aşağıdan yukarıya doğru çıkan duyu yollarının geçtiği, aşağı yukarı şu baş parmağımız kalınlığında çok önemli bir anatomik yapı var, beyin sapı dediğimiz. Şimdi bu fıtıklanma olduğu zaman tabii ki siz orada bir ameliyat, bir müdahale geçirdiniz. Bu Aytu Bey'in elini koyduğu şeyde noktada bu anatomik yapı. Bütün bu söylediğiniz şikayetler oradaki alt beynin ya da beyin sapı dediğimiz bölgenin geçici de olsa ya da herhangi bir şekilde haraplanması ya da etkilenmesi durumunda ortaya çıkacak bulgular. Baş dönmesi dediniz. Çift görme dediniz. Hepsinin burada merkezleri var. Bunun dışında karıncalaşma, uyuşma dediniz. Evet, duyuyla ilgili, duyuyla ilgili yollar oradan gidiyor. Dolayısıyla bu ameliyatın bitmiş olması tabii çok iyi bir şey. Yani başarılı olması. Ama demek ki orada o fıtıklanmadan dolayı, dediğim gibi bu doğuştan olan bir şey. Hep birçok insanda olabilir. Oldukça sık görülen bir anomalidir. İşte baş dönmesi nedenlerinden bir tanesi. İyi ki söylediniz. Biz daha önce bunu vurgulamamıştık. Bu doğumsal anomali de bu tür şikayetlere yol açabilir. Ameliyat oldunuz ama her şey bitmemiş. Birazcık bunlarla yaşamayı... Peki bu geçecek mi? Yani... Şimdi onu söyleyeceğim. Mutlak surette bir kontrol. Yani bir MR'ınız ya da bir görüntülemeniz. Yani o bölgedeki yapılar, anatomik yapılar ne durumda şu anda? Nasıl işlevlerini yapıyorlar mı? Vesaire. Onu bir görmek, görüntülemek lazım. Onun için doktorunuza kontrole gitmenizi ameliyattan öneririm. Ameliyattan 4 ay sonra tomografi çekildi. Evet. Başka bir doktora gittim. Evet. Çok başarılı dedi. Hiçbir problemin yok dedi. Şimdi ne kadar oldu ameliyat olalı? 1,5 yıl. 1,5 yıl oldu. Bence yine hekiminize gidin. Ama belki tomografi değil de MR yapmamız. MR'la daha ayrıntılı görebilirsiniz.